İyi akşamlar kıymetli dostlarımız. Hayırlı haftalar diliyoruz hepinize. Ben Recep Kara. 7 Renk programıyla bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Beni size, sizi de bana ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Sesimizin, sözümüzün ulaştığı tüm yüreklere selam olsun efendim. Bu akşam çok güzel ve çok özel bir konukla çok güzel ve de çok özel bir konuyu konuşacağız. Söz ola kese savaşı, söz ola kese başı demiş Yunus Emre Hazretleri. Öyle, sözün gücü çok kuvvetlidir. Yeri gelir başı keser, yeri gelir savaşı keser. İşte sözün şuurunu konuşacağız, şiirin şuurunu konuşacağız bu hafta ve şiirde şuur arayışı diyeceğiz Saadettin Turhan hocamızla. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah hocam. Hamdü senalar olsun, Rabbime şükürler olsun. Şu yaşamış olduğumuz dünyada etraftaki gidişata bakarak, müminlerin ve diğer insanların hakikatlerini görerek ne kadar güzel olunabilirse, ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyiz diyelim. Hamd edelim, şükredelim. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere karşı nankörlük etmeyelim. Amin inşallah. Allah Rabbim nankörlükten korusun bizi. Amin. Zira cidden öyle hocam. Dünyanın dört bir yanında savaş var, soykırım var, evet, zulüm var. Ve biz bu rahatlık içerisinde elhamdülillah herhalde şükürsüzlük etsek Rabbimiz bizi affetmez. Öyle. Mümin bir vücudun azaları gibidir. Her ne kadar bir ağza rahatsızlandı, diğer tarafta bir şey yokmuş gibi gözükse de o acıyı tüm kaslarında, tüm kılcal damarlarında hisseder. Böyle hissetmek zorundadır. Velev ki hayat akıyor, herkes bulunduğu mezrada, herkes bulunduğu yerde, herkes bulunduğu ortamda en iyisini, en güzelini yapabilmek üzere mücadele sarf etmeli. Hani kim bir kötülük görürse eyle düzelsin, gücü yetmezse dile düzelsin, gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin ki bu en zayıf noktadır. Evet, buyuruyor evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz de bugün içerisinde bulunmuş olduğumuz durumu iyi değerlendirip, iyi analiz edip herkes hangi noktada mücadele edebiliyorsa, mümkünse eliyle müdahale ederek o gerek sosyal, gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse problemleri çözebilme noktasında elinden geleni yapmalı. Eğer bunun gücü yetmiyorsa belli şekilde kalemiyle, diliyle, lisanıyla yapabileceği başka uyarılarla bu meseleyi çözmeli ki bunu da yapamıyorsa en azından ya bu böyle olmamalı, bir şeyler düzelmeli, bir şeyler değişmeli bilinci ve anlayışıyla dua ve yakarışta bulunmalı. Evet yani işte sözün gücü de hocam tam bu noktada aslında devreye giriyor öyle değil mi? Yani eliyle düzelsin, gücü yetmiyorsa diliyle. İşte dil söz yani şiir yani tam evet, burada devreye giriyor sözün gücü ve sözün gücünü kullanma sanatı. Şimdi gayrimüslimler bunu çok iyi yapıyorlar. Yani evet, sözü iyi kullanıyorlar. İşte kitleleri bununla hakim oluyorlar, yönlendiriyorlar. Gazeteleri, dergileri, televizyonları, radyoları bununla darbeler yapmaya çalışıyorlar, yaptılar. Bunların hepsi sözün gücü demek. İşte tam burada sözün şuuruna, yani şiirin şuuruna geçmemiz gerekiyor. Önce şunu sormak istiyorum. Şiir neye denir? Yani nedir şiir aslında? Bu konuya geçmeden evvel istersen ben şiire ve hayata bir ritim olgusuyla bakıyorum. Kur'an-ı Azimüşşan'da da belli bir ritim vardır. O ritmi yakaladığınızda o size lezzet vermeye başlar. Evet. Bu hem okurken hem yaşarken. Bu ritmi tutturabilirseniz... Bir de biz yani çok güçlü bir medeniyetin evlatlarıyız. Kesinlikle yani öyle tabii ki. Sözü çok şuurlu kullanan, sözü nasıl kullanacağını bilen, evet, işte savaşta dahi at üstünde şiirler yazan evet, bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu bağlamda da aslında vazifemiz büyük, şuurlu söz söylemek adına. Kesinlikle. Ben şiir derken ya da güzel söz derken ya da bir işte atasözünden bahsederken burada sadece kelimelerin ardı ardına dizilmesi, işte sonlarının tutması, hece ölçüsünün birbirine uygun olması ya da işte kulağa ne kadar hoş geliyor denmesi olarak değerlendirmiyorum. Evet. Bazı şiirler, bazı sözler vardır. Yüzyıllardan beri gelmiştir. İşte Yunus belki, Emre'nin gibi, şiirleri hocam. Belki baktığınızda... Çağları delen sözler. Belki baktığınızda edebiyat açısından eksikleri olan, yani hece ölçüsü, vezin, son tutma, işte nakarat gibi bölümleri çok fazla dikkat ama hakikati olan. Yani o sözü duyduğunuzda sizin kılcal damarlarınızdan beyninizin en üst noktasına kadar evet bu konuda dikkat etmeliyim dedirtebilecek bir ifadedir. Şiir aslında belki de sayfalarca anlatılabilecek, belki de kitaplarca yazılabilecek bir meselenin bir kelimeyle, birkaç cümleyle ifade edilmesidir. Burada da eğer ritim tutturulursa,
Yani ritimden mana demin ifade ettiğim gibi. Sadece nakarat değil. Sadece sonların tutması değil. Oradaki ritim karşı tarafa verebildiğiniz mana. Dinleyen kişi veya okuyan kişi. Burada aa evet bu olmalıdır diyorsa o şiir bence kıymetlidir ve devam edilmelidir. Ama sadece laf olsun beri gelsin torba dolsun diye kullanılan kelimeler maalesef bizim şimdi hayatımızda... Hocam tabii tam da burada şu devreye giriyor. Biz yazan bir medeniyetiz. Yani bizim hala mesela o ergenliğe erişmiş bütün çocuklar, evet, gençler muhakkak şiir yazarlar. Bir gün Ahmet Anapalı hocamız selam olsun. Ahmet Hoca ile böyle bir tarih gezisi yapıyorduk. Şeye gittik, Süleymaniye Camii'ne gittik. Ahmet Hoca dedi ki bu işte bahçesindeki o büyük taşlar için. Evet. Bunların dibine bir bakabilir misiniz dedi. Ne var? Biz merak ettik. Dedi ki bir bakalım hemen. Baktık işte Osmanlıca yazılar var. Hocam dedi ki yazı var burada nedir? Bakın işte dedi. Şimdi siz dedi ilkokuldayken, lisedeyken sıraya yazı yazdınız mı? Hocam yazdık. Bir yere gittiniz bir taşın üstüne yazı yazdınız mı? Hocam yazdık. İşte dedi bizim ecdat da böyleymiş kardeş dedi. Doğru. Yani onlar da gittikleri yere hemen yazı yazmışlar. Sebebini de söyledi. İşte Büyük İstanbul yangınında camiye sığınan halk orada durduğu zaman durduğu yere de yazılar yazmış. Çok kesinlikle ilgimi çekmişti. Demek ki dedim genetik bir şey yani bizde yazmak. Kesinlikle. Şimdi yazmaya başlayınca yani şunu anlıyorum. Şiir insanın yüreğinin bam teline dokunan, onu titreten ve onu hayra ulaştırmada bir araç. Evet. Çünkü bu çok önemli. Hayra ulaştıracak. Bu ifade çok önemli. Yani hayra ulaştırmada yazdığınız şiir gerçekten Allah ve Resulü'nü ve dünya hakikatlerini diyelim ortaya koyuyorsa şiirdir. Bir şey ifade eder. Bu mana itibariyle dün sizinle işte programa geleceğimiz konuşulunca, evet, ben de şiirden şuurayı akrostiş derler ya, böyle evet baştan hocam aşağıya baktığınızda bir şey ifade eder. Şiirden şuura yedi renk, renk diye bir şiir yazmış. Birazdan bir istirham edeceğim onu sizden. Öyle mi? Peki. Allah nasip ederse aklımda. İnşallah. Burada da şiirin ne olması gerektiğini yine şiirle anlatmaya. Çünkü şiiri başka türlü tarif etmek de çok mümkün değil. Aynen. Şiiri ancak şiir anlatır. Çünkü hocam şimdi dediğiniz gibi ben bazen düşünüyorum şimdi. Bir dörtlük mesela Yunus Emre'nin bir dörtlüğü yani. Öyle anlamlar barındırıyor ki içerisinde. Belki ansiklopedilere yazmaya kalksak 20 ciltlik kitap olur. Üstad kesinlikle Necip Fazıl'ın yani ne hasta, evet, bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Evet. Kaç tane kitapta kim bilir bu şiirin anlamı böyle yazılmaya çalışılsa, verdiği mesaj yazılmaya, anlatılmaya çalışılsa kim bilir kaç kitap alır, ciltlik kitap alır. Evet. Bu bağlamda şiir aslında kuvvetli bir anlatım aracı. Şimdi düşünün şimdi bir dörtlüğünü 10 tane ansiklopediyle anlatabildiğiniz bir sanat dalı. Evet. Şimdi kendisini ancak yine kendisiyle anlatır yani herhalde. Doğru. Değil mi? Bu konuda hani herkes bilgisayarı çok iyi kullanıyor şu anda. Ziplenmiş hali diyelim. Yani aa, şiir evet, aslında şiir aslında bütün bilgilerin ziplenmiş halidir. Siz o beyte bakarsınız. O beytin içerisinden size lazım olan bir şeyi harekete geçirirsiniz. Ben bunu takvim yaprağı için aynı şeyi düşünüyorum. Mesela bir takvim yaprağına bakarsınız. Orada bir ifade görürsünüz. O sadece size bir şey hatırlatır. Der ki şu konuda alakalı bilgin yoksa tazele kendini. Ne yaparsınız? Kitaplara müracaat edersiniz. Ne yaparsınız? İnternete müracaat edersiniz. Şiir aslında büyük bir anahtardır, miftahtır bu nokta itibariyle. Bir ifade verir size. O ifadenin arkasından siz yürümeye başlarsınız. O yürüyüş esnasında bilgi dağarcığınızı kuvvetlendirirsiniz. Biraz daha meraklıysanız yeni insanlarla tanışırsınız. Biraz daha meraklıysanız bildiğiniz yanlışları doğrultup bildiğiniz doğruları çoğaltırsınız. Çünkü hayat bir öğrenme süreci. Doğduğunuzda bir şey birazdan evladınız olacak. Evet. Evet, bunu da söyleyelim. Burada izleyicilerimize de evet bunu söylemiş olalım. Allah evet nasip ederse İnşallah. Kısa zaman sonra baba olacağız. İnşallah. Bir öğrenme süreci başlar. Dünyaya geldiği andan itibaren, annesiyle yakınlaşmadan, yürümeden, okul hayatından ve daha sonrasında hayatın değişik merhalelerinde bir öğrenme süreci başlar. Bu öğrenme süreci içerisinde insan neyi öğreneceğini en başta öğrenmesi lazım. Çünkü bilgi dediğim şey o kadar geniş bir alan ki, o kadar muazzam bir alan ki sonu yok. Hani Kur'an-ı Azimüşşan'da da iki tane yerde Allah-u Teala bunu buyurmuş. Tüm ağaçlar kalem, bütün okyanuslar mürekkep olsa yine de ilmin sonunu getirmek mümkün değil. Bir de Kur'an'ın indiği coğrafyada mesela hocam, evet, şiir çok büyük ve güçlü bir silahmış. Evet, o yüzden ritimden bahsettim ya. Allah-u Teala evet Kur'an-ı Azimüşşan'ı indirirken de bir ritimde indirmiş. Yani okuyan kişi içinden aldığı bilginin dışarısında onu okurken de mesela
işte hatimler indiriyoruz, aşırı şerifler okuyoruz. Belki de birçoğunun manasını algılamıyoruz. Ama öyle bir güzel ahenk var ki, o kadar güzel bir düzen var ki, o düzen ve ahenk onu bize öğrenmeye, onu bize algılamaya cezbediyor, çekiyor. Diyor ki bak burada güzel bir şey var, bunu öğren, bunu anla. Bir adım sonrası bunu yaşa. Eğer bu ritim olmamış olsaydı, o zaman şimdi bakıyorum mesela Kur'an-ı Azimüşşan'ı binlerce, milyonlarca, hatta milyarlarca insan ezberliyor. Evet. 600 küsur sayfayı. Nasıl ezberleyecektik? Şimdi ben dünya üzerinde başka hiçbir kitap hatırlamıyorum. Noktası ne kadar ezberlenmiş. Anayasalar bile profesörler bakarak söylüyorlar. Aynen öyle. Ezberleyemiyorlar. Ama Kur'an-ı Azimüşşan'daki o ritim, o ahenk, o belki de Arap toplumundaki şiire olan yatkınlık, Kur'an-ı Azimüşşan'a ayrı bir güzellik vermiş. O yüzden o toplum evet şiire muazzam bir önem veriyordu. Onun için de Kur'an onlara indiğinde hemen sahiplendiler. Hatta bazıları biliyorsunuz bununla yarışmaya kalktı. Evet, aynısını getirmeye kalktı. Allah-u Teala yine Kur'an-ı Kerim'de ne dedi? İsterseniz bir sure getirin. İsterseniz toplanın. Bir açık meydan okuma da var orada. Evet. İsterseniz bütün herkesi getirin. Ama bu ritmi yakalayamazsınız. Biz ne yaparız insanlar olarak? O ritmin hani o lokomotiftir. Biz vagonları izleyelim. Şairler, eli kalem tutan insanlar, yazan insanlar dediğiniz gibi herkes kendi çapında bir şeyler yazıyor. Biz o lokomotifin arkasında vagona tutunmak için mücadele eden insanlarız. Eğer o vagona tutunabilirsek doğru yola gideriz. Eğer o vagona tutunamazsak, o vagonun peşinden gidemezsek, o vagona ait birkaç malzeme yerleştiremezsek olduğumuz yerde yani durakta kalırız. Aynen öyle. O yüzden şiir bizim için bu nokta itibariyle, yazı bu nokta itibariyle çok önemli. Yani kıymetini bilmek lazım. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bazen arkadaşlar böyle işte geliyorlar, işte şu şiiri yazdım bakar mısın, bu şiiri yazdım bakar mısın? Diyorum ki öncelikle bu senin duygundur. Bu senin kelimeleri ve halini anlatma haldir. Çünkü bir defa de yani kötü deme hakkımız yok. Kesinlikle. Yani hiçbir şiire. Kesinlikle. Çünkü insan yüreğinin en saf, en temiz duygularını kağıda kaleme dökmeye çalışmış. Bir de ona ait. O sizin çocuğunuzdur o. Size aittir. Mesela işte şairler şurada, kıskanç olur bundan herhalde hocam. Yani belki de olabilir, doğrudur. Bu benim çocuğumdur. Bu bana aittir. Hatasıyla, yanlışıyla, doğrusuyla, eksiğiyle bu bana aittir. Burada kimse bunu yargılayamaz. Yargılama hakkını müsaade etmeyiz. Mesela yaramaz bir çocuğumuz varsa bile herkes kızar çocuğumuz ama bir sahip çıkarız. Kendimiz geliriz evde kızarız. Hatta belki döveriz ama kimseye kızdırtmayız, dövdürtmeyiz. Niye? Çünkü bizim çocuğumuzdur. Şiirler de bizim çocuklarımız. Ancak şu olabilir. Evet üstad ya da arkadaş ya da kardeş. Hiç önemli değil. Burada bu ifadeyi kullanmışsın ama bu ifadenin yerine şu ifade daha güzel gidebilir. Evet. Yani. Bu yapılması gereken bir eleştiridir. İnsanlar, olumlu eleştiri yani bir noktaya kesin, ulaştırmak için. Bir de her geçen gün inkişaf ediyoruz, değişiyoruz. Yani bugün ya da 2010'da yazdığınız bir yazı ya da bir şiir, bugün okuduğunuzda Allah Allah ya aslında buraya bunu yapmalıymışım diyorsunuz kendi kendine. Hocam olur mu öyle mesela? Yazdığınız bir şeyleri 3-5 yıl sonra sildiğiniz, yırttığınız, attığınız. Yırttığım, attığım olmadı ama değiştirdiğim çok oldu. Mesela size yazmış olduğum şiir. Şiirden şuura kısmı ben daha önce yazmıştım. 7 rengi bugün ekledim. Ve orada şuura kısmını okurken orada bir kelimeyi rahmet olmasa yazmışım. Bugün rahmet yoksa yazdım. Daha ahenkli geldi bana. Yani bu çok oluyor. Şiiri okurken mesela benim işte 3. baskısı çıktı. 4. baskısı çıkacak inşallah. Okuduğumda yeni bir şey keşfediyorum. Allah Allah diyorum. Buraya keşke bir virgül koysaydık mana belki daha tatlı olurdu. Ya da buradaki o kelime belki başka bir şey olabilirdi ki bunu çok ünlü, çok kuvvetli üstadların şiirlerinde de görüyoruz okuduğumuzda. Diyorlar ki işte falanca yılda yazdığım şiiri daha sonra değiştirdim. Değişmesi de gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İki güne eşit olan ziyandadır. Eyvallah. Değil mi? Yani biz eğer 10 sene evvel yazdığın şiiri bugün beğenerek aynısı diyorsan o zaman demek ki sen 10 sene evvelinden değişmemişsin. O zaman şunu anlıyoruz hocam. Yani sözler canlı aslında. Kelime kesin, canlı, kelam canlı, gelişiyor. Gelişiyor, aynen öyle. Dünle bugünü denk değil. Aynen öyle. Bir farklılık var yani bir yerlerinde. Kesinlikle öyle. Yine Kur'an-ı Azimüşşan'a dönersek, Kur'an-ı Azimüşşan 1400 yıl evvel aramıza indi ve bugün hala canlı diyoruz değil mi? Hala bugün mana yüklüyoruz ona. Kaç tane tefsir yapılmış, kaç yüz tane tefsiri meali var ama yine yeni mealler, yeni tefsirler çıkıyor. Niye? Çünkü başka bir harfini, başka bir kelimesini görüyorsunuz. Şiirler de bu mana itibariyle inkişaf etmeli, değişmeli. Yani bir insan yazmaya başladığında okuduğu kelimelerle
bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra aynı manada kalmamalı. Çünkü biz hayatı bir öğrenme süreci olarak yaşıyoruz. Demin başladığımız ifadeyi devam ettirirsek, evet. Yani eğer kendimizi yenilemezsek, kendimize bir şeyler ifade ilave etmezsek, kendi bildiklerimizle alakalı bir şeyler ileri koymazsak o zaman niye yaşıyoruz ki? Yani 10 yıl evvel yazdığım şey tamam budur diyorsan ne manası kaldı ki? Dünle aynısın. Dünle aynısın. O zaman bir şey ifade etmemişsin demektir. Yani ben şunu söylüyorum. Önce kendi nefsime, diğer şair ve yazar arkadaşlara istisna olarak söylüyorum. Ben yazdıklarımdan bir şeyler öğrenmem lazım. Önce kendime yazmam lazım. Bana sorular, yazdıklarınızı okuyor musunuz? En çok ben okuyorum diyorum. Belki okuyucularım benim kadar okumuyorlardır. Yalnız şöyle bir durum vardır hocam. Genelde sanatçılar kendi yaptıkları işi beğenmezler ya da ne bileyim okumazlar, dinlemezler. Ben mesela malumunuz radyo programcısıyım evet. Aynı zamanda. Böyle sanatçı abilerle falan görüştüğümde, konuştuğumda hiç unutmuyorum. Bir gün bir abinin eserini çalmıştım. Dedi ki, ya ben bunu dedi 10 yıldır dinlemiyorum. Niye dedim? Ya dinleyemiyorum kendimi dedi. Mesela ben de radyo programlarını kendim dinleyemiyorum, izleyemiyorum. Böyle bir rahatsız edici bir hal oluyor bazen yani, benim için mesela. Bilmiyorum belki bu nokta itibariyle değişik bir yer ama ben mesela kendi programlarımı, mesela bu programın tekrarını ben şimdi eve gidince tekrar izleyeceğim. Televizyonda izleniyor hocam. Sorun ya hayır, radyo da öyle. Kitaplar da öyle. Mesela şu kitapları defalarca belki 100-150 defa tekrar okumuşumdur baskıdan sonra. Oo maşallah hocam. Niye? Bir şey öğreniyorum. Aa diyorum ya bak bunu atlamışsın, yazmışsın buraya, bunu not almışsın ama bunu kendi hayatına yerine getirmemişsin. Evet. Bu böylece bir sonraki atacağım adım içinde bana bir referans olmuş oluyor. Peki hocam bir şey soracağım. Buyurun. Bizim milletimiz yazmayı sever, gençler işte hemen şiir okuma yazmayı öğrendikten sonra şiir yazmaya başlarız. Evet. Hem biraz etkili, biraz duygusal olur. Yani annenize yazdığınız bir şiir ya da eşinize yazdığınız bir şiir, onun gönlünde ya da işte babanıza, sevdiğiniz bir insana yazdığınız bir şiir, onun gönlünde böyle çok ciddi bir iz bırakır. Yani ömür boyu unutmaz mesela. Der ki, ya benim oğlum da bana işte ilk şu şiiri yazmıştı genelde evet. Mesela. Bu bağlamda biz hep yazıyoruz ya, daha okuma yazmayı öğrenir öğrenmez bir şeyler yazmaya başlıyoruz. Nereden başlamalı? Yani gençler, şiire meraklı olanlar nereden başlamalı şiire? Nasıl yaklaşmalı? Çünkü evet. Bir süre sonra belki çok büyük bir cevher var çocuğun elinin içinde. Çok başarılı bir şair olacak. Yani bu işin ehli olacak insan. Ama doğru yönlendirilmeyince, doğru eğitilmeyince, kendini doğru geliştirmeyince bir yerde patlak veriyor. Evet. Mesela eleştiriler. Şimdi insanlar eleştirmeyi çok sever. Yani bu şöyle olabilirdi. Bu şöyle mesela atıyorum bardak çay içiyoruz. Çok da keyifli, lezzetli bir şey ama adam diyor ki ya daha demli olabilirdi, daha açık olabilirdi, işte şöyle olmuş. Şimdi eleştirilere bir kez nasıl bakmak lazım? Her eleştiriyi kabul etmek lazım mı? Yoksa kendimizi onlar sayesinde bir yola, bir randumana sokmak lazım mı? Önce bunu soracağım, sonra nereden şiire başlamalı gençler? Evet. Yani şiir meraklısı olanlar, işte ben ileride büyük bir şair olacağım diyenler, ben mesela çok kızıyorum. Lisedeyken edebiyat hocam, iyi bir edebiyat hocam vardı. Ama bir başka edebi metinler hocamız vardı. O biraz sınırlayıcıydı. Mesela bir gün bana demişti ki, işte ne hayalim var ileride, gelecekte ne hayalim var? Malumunuz şiir ben de ara ara yazıyorum. Demiştim ki o zaman, işte o gençliğinde hayaliyle, işte Necip Fazıl kadar büyük bir şair, Mehmet Akif Ersoy kadar büyük bir şair olacağım demiştim. Bana hoca dedi ki, ya saçmalama, yani o kadar olamazsın demişti. Bozulmuştum, sonra düşünmüştüm yani tabii ki büyük şairler bunlar. Rabbim onlar kadar büyük olmayı nasip etsin ama gelecek yani yeni yetişenler için tavan noktası o mudur? Daha yukarı aşma gibi bir durumumuz yok mudur? Yani sanat Necip Fazıl'la şiir ya da işte Mehmet Akif'le sınırlı mı kalmalıdır diye düşünmüştüm. Sonrasında işte yaz tatillerin hep olur ya, işte çalışırsınız bir yerde çırak olarak. Bir mobilyacı dükkanına gittim, çaycılık yapıyordum. Bir mobilyacı dükkanına gittim, duvarda şey yazıyor. Boynuz kulağa geçmezse zanaat ölür. Evet. Yani çırak ustadan daha iyi öğrenmezse o işi, daha iyi noktalara taşımazsa o sanat orada kalır ölür. Dedim ki işte tam da bu aslında. Yani edebiyatta da bu konuşulabilir. Necip Fazıl'dan daha büyük bir şair olmayı hedeflemezse gençler ya da Mehmet Akif'ten ya da işte fark etmez. Örnekler çoğaltılabilir. Evet. Ben en çok bilinenler olduğu için onları söylüyorum. Bu sefer Türk şiiri bir noktada kalacak. Yani
Gençleri sınırlamamak, frenlememek, yaz yani nasıl olursa olsun yaz demek lazım. Bu bağlamda gençlere de yani sizi birileri eleştiriyorsa, ya sen yapamamışsın bu işi ya da yapamıyorsun ya da gülen çok olur mesela. Evet. Yani ya böyle de şiir mi olur arkadaş diyen, bunlara dikkat etmeyin ben diyorum devamlı. Yani çok dikkat etmeyin. Sadece şuna bakın, siz ne hissediyorsunuz? Bu işin matematiği nasıl? Yani işte bir kelime doğru kullanılabilmeli. Yani yanlış söylerseniz, çok güzel bir şey çıkartmaya çalışsanız da anlam farklıysa iş gider, olmaz. Bu bağlamda buna dikkat edin eleştirilerde. Yani şu imla hatalarını yapmışsın, şu vurgu hatalarını yapmışsın diyenlere tamam deyin, eyvallah deyin. Ama gerisine yani işte gülüp geçenlere de çok umursamayın diyorum. Gençler nereden başlamalılar bu bağlamda? Yani bu doğru mudur aslında? Eğer biz gençleri frenlersek, yani sen olamazsın dersek, gençleri bu sanatı sınırlı bırakmış olur muyuz? Şimdi evet, birkaç önemli husus var burada. Öncelikli olarak Necip Fazıl, Mehmet Akif Ersoy, hayatlarına bakalım şöyle bir. Hayatlarındayken bu rağbeti görmemiş insanlar. Maalesef. Evet. Demek ki hayattayken şu anda başarılı olmak sizin yarın eserlerinizin başarısı olacağı manasına gelmiyor. Necip Fazıl'la Mehmet Akif Ersoy yaşadıkları hayatta bugün verilen değer o gün verilmiş olsaydı o insanlara, bu imkanlar o gün sunulmuş olsaydı o insanlara belki de çok daha farklı noktalarda olacaktık. O yüzden maalesef biz elimizdeki nimetin kıymetini ancak elden kaçırdıktan sonra anlıyoruz. Yaşayanların kıymetini bilmek lazım. Yani. Kesinlikle. O bir defa öyle. İkinci noktada evet, eleştirilere kulak kapatmamak lazım. Ama hepsini de çok fazla kale alıp yeise düşmemek lazım. Her türlü eleştiri alıp dağarcıkta muhafaza edilmeli. Ve orada önemli olan, size gerçekten yol açan. Mesela geçen de örnek, yeni kitabımla alakalı bir kapak evet. çalışması yaptım ve tüm arkadaşlarıma 400-500 kişiye o resmi attım. Kapak çalışmamız bu. Çok güzel dönüşler oldu bana. Herkes kendi noktası itibariyle bir şey söyledi. Ama kapakla alakalı bu konuda gerçekten işin uzmanı ve kürsü başkanı olan bir abimiz bana bu şu ifadeyi söyledi. Çok da dikkatimi çekti. İyi yapmışsın ama keşke fikrine değer verdiğin 3 kişiye sadece atıp onlardan fikir alsaydın. Ve ki bana çok güzel doneler söyledi uzmanlık alanı olduğu için. Yani herkesin fikri alınmalı. Ama birkaç tanesine değer verilmeli. Yani herkesin ehli. Fikrini alın, yorumlayın ama çok da herkese itibar etmeyin. Evet, bilin ki bu işin ehliyse söylediğini evet, dikkat edin. 300 kişiyle bunu israr etmişsen bana 15-20 kişi dönüş yaptı. Onların notlarını aldım ve o üstad dediğim, Allah razı olsun, gerçekten bu işte pir olan, benim gözümde çok sevdiğim, saydığım, yıllardan beri emek veren bir abimizin söylediği şey, baktım ki onların hepsini içeriyor. Çünkü onun o tecrübesi zaten onu muhafaza etmiş, korumuş, kollamış ve bana o bilgiyi verdi. Yani eleştiriler asla göz ardı edilmemeli ama kategori kategori edilmeli. Yani değer verilecekler ve dinlenilecekler olarak ayırmak lazım. Eyvallah. Bu nokta itibariyle. Gençler yazmaktan... Kim bile biz eleştirmeyi de seviyoruz hocam. Kesinlikle. Öyle bir boyutumuz geçen var sene yani. Bir genç arkadaş geldi, bir dergi çıkar diyormuş, şiir dergisi. Bana da bir tane hediye getirdi. Ondan sonra ben baktım şiirlere, dedim ya tebrik ederim, çok güzel. Ama dedim şunları birkaç yer gösterdim. Buralardan paragraf yapsan, şunları dedim şuralara bağlasam daha güzel olur dedim. Hemen bilgisayarda yaptık. Aa dedi hocam daha güzel oldu evet. Evet dedim böyle yap. Ama devam et. Çünkü netice itibariyle yanlışı da yapa yapa doğruyu öğreneceğiz. Kimse ilk yaptığı gibi bu işi yapmıyor. Her meslekte böyle. Sırf yazmak olarak değerlendirme. Yani aslında şu, gelişimini bitirdiğimizi düşünmeyeceğiz. Yani tamam, ben bir noktaya geldim, bu iş bitti artık benim için dediğimiz anda biter. Kesinlikle öyle. Yani bittin dediğin insan zaten kendisini bitirmiş demektir orada. Kesinlikle. Yani hani Allah dostlarından bir tanesine söyler ya, bunca yıllık emeğiniz var, bunca yıllık talebe okuttunuz, bunca yıllık kitap yazdınız. Ne öğrendiniz? Ne kadar cahil olduğumu öğrendim diyor. Yani cahilliği insan okuyarak öğreniyor. Kainatı tanıdıkça, kainatın tabii, büyüklüğünü... Biz açıkçası cahil insan... her konuda, hangi konuda olsa olsun cahil insan çok kolay bencidir. Her şeyin kendisini bildiğini zanneder. Her şeyi kendisinin yaptığını zanneder. Ne zaman ki adam gibi birisiyle karşılaşır, o zaman farkına varır kendi cahilliğinin. Şimdi bu nokta itibariyle o yüzden yazan, çizen ya da hayatındaki bir takım işlerle örnek olmaya çalışan insanlar asla buradan vazgeçmemeli. Yani ilk yaptığı yanlış olabilir, evet. Yani mesela bir inşaat ustası, yazar inşaat ustası değerlendirelim.
Yani bu tuğlayı koydu. İlk koyduğu tuğla yanlış. Hemen ustası diyor bana, sen yapamazsın bu işi, çekil kenara. Niye? 2-3 tane tuğla yanlış koyuyor. Belki ufak bir ne bileyim duvar örüyor. Sonra ilerliyor, daha büyük bir duvar örmeye başlıyor. Sonra sıvaya geçiyor. Sonra inşaat ustası oluyor. Evet. Niye yazarlar için aynı şey olmasın? Niye bir insan eline kalemi alır almaz çok güzel şeyler yazıyor olmasın? Şimdi Necip Fazıl deyince, ben Seccade Mustafa Mürek çıkarttığı... Bu arada hocam kitaplarınızı tanıyabilir miyiz? Tam İnşallah. Geldi. Tamam. Üç kitabınız var sanırım. Şu anda yayınlanmış üç kitabım var. Dördüncüsü evet. için hazırlık yapıyorsunuz. Hazırlıkları tamam. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde çıkartacağız inşallah. Kitaplarınızı bu arada bir tanıyalım dilerseniz hocam. Ondan Tabii. sonra devam edelim. Peki. İlk kitabım Seccadem Islanmıyor. 2010 yılında çıkarttığımız bir kitaptı. Üç ana bölümden oluşuyor. Şiir kitabı. Birinci bölümde namaz. İkinci bölümde iman. Üçüncü bölümde insana ait şiirler var. Benim takip ettiğim kadarıyla namaz üzerine yazılmış ilk şiir kitabı. Burada da yine demin bahsettiğim gibi şiir tarzıyla bir anlatım yapmaya çalıştık. Yani şiirin ritmiyle alakalı, hakikatiyle alakalı bir çalışma yaptık. Bu kitabı ilk çıkartmadan evvel üstadlara başvurduğumda birisi, ismini vermeyeceğim. Birisi dedi ki, ya dedi şu şiiri yazarken dedi çok basit kullanmışsın dedi ya. Yani bu dedi Necip Fazıl'ın şu şiiriyle dedi kıyaslarsak dedi çok basit oluyor. Hocam dedim, eğer siz bu şiirimi ve bu kitabı Necip Fazıl'ın çilesiyle kıyaslayarak bana yorum getiriyorsanız ben zaten dedim aşmışım. Günümüz şairlerinin tüm şairlerini aşmış. Abdurrahim Karakoçları, işte ne bileyim diğer büyük üstadları, Cengiz Numanoğlu'nu aşmışım. Necip Fazıl'ın bir şiirle benim şiirimi aynı kategoride boks yaptırıyorsunuz. O zaman dedim zaten başarısı kaçınılmaz bunun. Yani o yüzden söylediğimiz gibi biz yeni yeni öğreniyoruz bu işi. Yeni yeni görüyoruz bu işi. O yüzden Seccadem Islanmıyor bizim namaz, iman ve insan diye ayırdığımız içerisinde şiirlerle anlatım olan ilk çalışmamız, ilk yavrumuz diyelim. 2010 yılında çıkartmıştık. Mevla'ya hamdü senalar olsun. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim nasip etti 2014 yılında hayata aşk penceresinden bakmak diye bir genel kültür kitabı diyelim. Kişisel değerlendirme. Aşkı da açıklamışsınız hocam. Evet. Akıl, şükür, kainat. Aşk deyince roman kitabı mı diye soruyorlar. Ben roman yazmadım hiç. Roman mı diye soran oluyor, şiir mi diye soran olur. Ben aşkı akıl, şükür ve kainat olarak değerlendirdim. Aşkı da açıkladınız, tanımladınız yani. Yani kısaca Rabbim bize vermiş olduğu akıl ile vermiş olduğu nimetlere şükrederek ve bu kainatı Rabbin yarattığını bilerek meselelere bakmak olarak değerlendiriyorum. Bunun içerisinde de 70 tane küsür meseleye yine Allah Resulü'nün bize vermiş olduğu öğütler ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın bize vermiş olduğu bilgiler dağarcığında belli noktalarda yine şiir ritmini kullanarak meselelere baktığımız hayata aşk penceresinden bakmak çalışmamız çıktı. Rabbim nasip etti 2015 yılının Şubat ayında da Rahmet Damlaları diye bir seri hazırlamaya başladık. Bunun ilk meyvesi Efendime. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yazılmış sözler olarak ifade edelim bunu. Kısa kısa. Size mi ait hocam? Hepsi bana derleme ait. Mi yani? Yok, derleme yok. Genelde ben kitaplarımda past copy yapmamaya çalışıyorum. Yani bir yerlerden alıntı yapıp onların üzerine yapmak değil de genelde kendi fikirlerimiz olsun babında çalışıyorum. Bu da yine bizim kendi çalışmalarımızın bir neticesi. Hamdü senalar olsun. Rahmet Damlaları 3 kitap olacak. Birincisi Efendimiz'e. Burada bunun içerisinde şöyle ifade edeyim, bu biraz ifadeleri getirmek zor oluyor ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün karşımızda olsaydı onunla nasıl konuşurduk? Hangi derdimizi açardık ve muhtemel alacağımız cevap ne olurdu? Efendimizle hangi sıkıntımızı paylaşır, ne tür bir serzenişte ve seslenişte bulunurduk? Onun nasıl bir cevabını alırdık? Bununla alakalı bir çalışma. İkincisi şu anda hazırlanan Medet Yahu ismini verdik. Yine aynı tarzla küçük küçük dualar. Hmm. Bu sefer Rabbimize yakarışlar. Bu, üçüncüsü ne olacak hocam? Üçüncüsü eşrefi insan. Şerefli insan. İnsana sesleniş. Her insanın sorunları, problemleri, dertleri, gamları, kederleri, sevinçleri aynıdır. Aynı formattadır ama farklıdır. Bazen ufacık bir problemle karşılaşırız. Bu ufacık karşılaşmış olduğumuz problem bize çok büyük gelir. Altından kalkamaz görürüz. Yani bunun altında eziliriz. Ama başka bir insan gelir, der ki, mesela masanın üzerinde bir sürü kağıt var,
siz aradığınız cümleyi bulamıyorsunuz ya da aradığınız kalemi bulamıyorsunuz. Oradan der ki ya kalem şurada bak. Sen kalemi bulursun hemen. Senin gözünün önündeki sorun aslında başkası için çok basittir. İşte bizim bütün sorunlarımızda, bütün sevinçlerimizde, bütün hüzünlerimizde aynı minvalde. O yüzden biz birbirimizle daha çok istişare etmek, birbirimizle daha çok kelimeleşmek, cümleleşmek, birbirimizle daha çok hasbihal etmek ve sorunlarımızı mümkün olduğu kadar aza indirgemek zorundayız. Niye? Çünkü sorunları aşacağız ki çözümlere odaklanalım. Çözümlere odaklanalım ki yolumuz uzasın. Çözümlere odaklanalım ki yarın öbür günkü projelerimiz, çalışmalarımız daha güzel bir hale gelebilsin. Hocam benim merak ettiğim şey şu. Buyurun. Kitaplara yazarların en çok merak ettiğim özelliği, kitapları ismi verirken nasıl seçiyorsunuz? Yani mesela Rahmet Damlaları. Evet. Nereden geliyor aklınıza? Bir kitaba isim verirken çünkü artık o sizin tapulu malınız oldu. Evet. Artık. Yani bir daha değiştirmek de kolay değil. Artık ok yaydan çıkmış vaziyete geliyor. En zor kısmı biliyor musun Recep kardeşim? Evet. Çok güzel sordun. Çünkü en yani şimdi 300 sayfalık bir kitap. Evet. Yani şunu ben kendimi koyuyorum yerinize mesela. Evet. 4 bölümden olsa şunu mu koysam, bunu mu koysam herhalde en sıkıntı yaşadığım husus o olur. Kesinlikle benim de öyle. Yoksa kesinlikle hani ismi belirleyip de mi kitabı yazıyorsunuz? Yok hayır. İki seçenek var. Yok o birinci de öyle oldu da diğerlerinde de öyle olmadı. En zor kısmı gerçekten o. Bir de şu var açıkçası hani piyasa diyelim buna başka ifade etmeyelim ama yani bazen bir kapak bazen bir isim kitabın içeriğiyle hiç alakası olmayan satışları getiriyor. Evet. Bu bir gerçek. Yani bunu nereden yakalayacağını bilmek aslında değil kesinlikle mi hocam? Yani isim aldırabiliyor insana kitap. Kesinlikle doğru. Yani ilk seccadem ıslanmıyor ismi, ilk şiirimizin ismi. Burada kendi kendime bir yakarış vardı. Yani sen Rabbine secde ettiğini söylüyorsun ama bir türlü o seccadeyi ıslatamıyorsun. Buradaki ıslanmaktan mana oturup da böyle saatlerce ağlamak değil. Gözünün kenarından Allah ve Resulüne ait bir damla çıkmıyor. Bunun sebebi nedir diye kendi kendime yazdığım bir şiirdi. Sonra bu kitap toplanınca baktık ilk sayfaya o geldi. Ve güzel de bir isim olduğunu düşündük ve seccadem ıslanmıyor ismi oradan geldi. Hayata aşk penceresinden bakmak. Ki oğlunun ismi çok hoş. Evet. Yani aşkı açıklamak da güzel bir şey. Evet. Ve yıllarca açıkçası belki bizi takip edenler bilirler. Saadettin Turhan deyince çok fazla kimse tanımıyor. Ama Facebook'ta olsun, diğer Twitter'da, diğer sosyal medyalarda ya da YouTube'da falan hep Seccadem Islanmıyor rumuzuyla evet, ben yazılarımı paylaştım. Çok fazla fotoğraf paylaşmadım. Çünkü çok fazla göz önünde olmak istemiyorum. İstemiyordum. Yaptığımız bir hizmet vardı. Kendimize göre doğru ya da yanlış. Bazıları göre büyük olabilir, bazıları küçük olabilir. Bir hizmet vardı. Burada yazılan cümleler, okunan şiirler vardı ki sizin radyolarınız olmak üzere birçok radyoda ve televizyonda bu şiirler paylaşıldı. Evet. Okundu çok güzel okuyan arkadaşlar tarafından. Önemli olan bunlardı. Bu bizim için yeterliydi. Yani maksat aslında hakkı, Resulullah'ı, doğruyu, güzeli yani ahlakı, güzel ahlakı İnsanlara bu yolla, bu vesileyle kolay bir şekilde anlatmak. Kesinlikle doğru. İkinci kitabımızla birlikte Hayata Aşk Penceresinden burada çok zorlandık. Birçok isim düşündük, yaşama sanatı dedik, başka isimler koyduk. Ama sonra dedik ki içine bakarak biz ne yapıyoruz? Hayatın safhalarına bir bakış sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu kişisel değerlendirme kitabı. Evet. Yani her makale, 71 makale var. 71 makaleyi okuduğunuzda ben bu konuyla alakalı hangi noktadayım diye kendi kendinize bir soru sormaya. Çünkü ben öyle yapıyorum. Okuyorum, soruyorum. Saadettin sen bunu yazdın, kendin yapıyor musun? Yapmıyorsan niye yazdın? Babında bir çalışma. Tabii bir de şimdi bunun manevi anlamda böyle bir sorumluluğu var. Olmaz mı tabii yani ki? Yani sen yazdın kitabı Recep. Lakin kitaptaki gibi yaşamıyorsun. Kesinlikle. Anlatıyorsun, söylüyorsun. Bizim için de mesela ben bilhassa programlar açısından öyle diyorum. Şimdi biz saatlerce yeri geliyor. Güzeli, doğruyu, iyi olanı anlatmaya çalışıyoruz programlarda. Evet. İyi, güzel, hoş anlatıyorsun. Lakin öyle olamazsan ne olacak? Hani başarılı olursan zaten Allah'ın izniyle rahmeti rahmana kavuşursun. Cennete ulaşırsın da ya başaramazsan çünkü burada devreye riyakarlık giriyor. Kesinlikle. Kur'an-ı Azimüşşan'da da büyük bir tehdit yok mu? Evet. Yapmayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz ya Allah-u Teala? Değil mi? Aynen. O yüzden kitabın ismine karar verirken hayata bir bakış sağlıyoruz. Hayata
Hangi pencereden bakıyoruz? Rabbim bize verdiği akılla, onun bütün nimetlerine şükrederek ve Allah'ın gözüyle bakıyoruz. Bunları böyle düşünürken aşk kelimesi aklıma geldi. Biraz da açıkçası bu konuda çok fazla aşk kitabı var ya, aşk kelimesi çok hoş gidiyor. Çok hoş şey bir. Buna bir ne diyelim, tespit ve sistem mi diyelim? Aşkın aslında sadece iki kişinin birbirine olan muhabbeti değil, aşkın Allah'a giden yolda bir domino taşı, başlangıç domino taşı olması gerektiğini düşündüğüm için aşk kelimesini koydum. Hayata aşk penceresinden bakmak. Bu arada aklıma güzel bir söz geldi hocam. Ali Ramazan Dinç Hoca Efendi, Kuddise Sırrı, güzel bir sözü var. Bir gün bir sohbetinde şey dinlemiştim. Demişti ki, büyüklerin sözü neden tesirli olur? Merak etmiştim neden, sordum neden acaba diye. Demişti ki, çünkü onlar söylediklerini hayata dönüştürürler. Yani kendileri önce yaparlar, ondan sonra da derler ki, işte ben bunu yaptım, siz de yapın. Yani biz ne yapıyoruz? Biz söylüyoruz, yapıyoruz ya da yapmaya çalışıyoruz. Bazen yapamıyoruz, işte orada sözün tesiri kalmıyor. Onlar yapıyorlar, sonra söylüyorlar. İşte o anda söz tesirli oluyor. Kesinlikle. Yapabildiği anda, işte kitapların siz diyorsunuz ya, bir mesuliyet alıyoruz. Yani evet, işte bu kitapta güzellikleri anlatıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı anlatıyoruz. Onun sünnetini anlatıyoruz belki. Peki ne kadarını uyabiliyoruz? Ona uyabildiğimiz anda kurtuluşa ereriz. Aynı zamanda kitabın da tesiri olur okuyanda. Kesinlikle. Çünkü nihayetinde bu tesiri veren Rabbimiz, zor değil onun için. Ama yapamadığımız anda ne olacak? Tesir, sözün tesiri gidecek, gücü gidecek, ne olacak? Şuur kaybolmuş olacak biraz, evet, da belki. İşte tam bu düşüncelerle hareket ederken demin dediğiniz gibi Rahmet Damlaları Efendi'me gündeme geldi. Rahmet Damlaları Efendi'me isminde zorlanmadık açıkçası. Çünkü zaten içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bir şey yok. Rahmet Damlaları da bize bir damla olması babında, bize bir yol gösterici olması babında düşündük. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aklımıza geldi derken, hiçbir, mesela hadislere bakıyoruz. Binlerce, evet, hadis var. Hiçbirisi uzun uzun değil. Ve hayatında hep yaptığı şeylerden dolayı Müslümanlar akın akın gitmişler. Söylediklerinden dolayı değil. Eyvallah. Güzel bir örnek vardır. Hani bir gece sokaktan muazzam bir gürültü geliyor. Hemen sahabe-i kiram o bölgeye doğru koşuyorlar. Ne oldu? Onu öğrenin de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zarar gelmesin diye. Ve manzara çok enteresan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gitmiş, meseleyi irdelemiş, görünüyor, geri dönüyor ve sahabesine diyor ki, merak etmeyin. Önemli bir şey yok, sadece bir gürültü. Söz yok, fiiliyat var, hareket var, harekete geçmek var. O yüzden biz sözlerimizle bir yere kadar. Eğer bizim yaşantımız, bizim söylediklerimiz sadece yazmak ve kelimelere dökmek manasında kalırsa, o zaman ne kendinize bunun hayrı var, ne de okuyan insanlara. O zaman ben şunu anlıyorum hocam. Şuurlu şiir şu demek oluyor. Önce güzeli anlatacaksınız, iyiyi anlatacaksınız. Yani anlattığınızdan etkilenen insanlar zarar etmeyecek madden ve manen. Evet. Onlar her şekilde kârlı olacaklar. Maddi ve manevi kâra ulaşacaklar. Zarara ulaşırlarsa şuuru gider. İkincisi, söylenen maddi ve manevi kazandırdıktan sonra insana hissettirecek bir şeyleri de. Kesinlikle. Yani yazan çünkü onu hissederek, yaşayarak yazıyor. Okuyan da hissedecek, yaşayacak onu. Ve oradan aldığı dersleri hayatına uygulayacak, hayatında tatbik edecek. İşte tam o noktada şiir şuura ulaşmış oluyor şairi tarafından. Doğru. Ve hani biz hep kitaplara bakalım şimdi. Bir kitap okudunuz diyelim. Hep altlarınızı çizersiniz bir yerlere, not alırsınız. Evet. Ve dikkat edin, hep başkalarına söylemek içindir o. Yani siz sanki o meseleyi aşmışsınızdır da birine nasihat verirken, ha bak şunu da öğrendim demek içindir. Aslında kitaplar kendilerimize okunmalı. Şiirler de böyle. Şiirler kısadır ama okurken not alınmalı. Kendine ait notlar alınmalı. Kendine ait çıkarımlar kazanılmalı. İstersen bu nokta itibariyle, eğer teknik olarak da müsaitse, şiiri... Evet, ben şiirle, şimdi onu diyecektim hocam. Tamam. Şiirden şuura yedi renk, akrostişli bir şiir. Evet. Programımız için yazmış olduğunuz. İstirham edersek sizden güzel olur. Estağfurullah. Şiir, yaradanı bilmenin bir güzel yolu. İnsan isterse güzel kullanır bunu. İnkar eder ise
bedbaht olur sonu. Rızası içindir yazılan her konu. Daima haktır Resul'e gidenin yolu. Emek ister çünkü cennettir sonu. Nefse söz verme, güzel kullanır bunu. Şuurlu kul Rabbine el açar. Ufak tefek şirkten kaçar. Ukba için tohum saçar. Rahmet yoksa kalır naçar. Aşkı kalbe nurlar saçar. Yaratandan rahmet beklenir. Eller açık, dua gecelere eklenir. Daha birçok nimet gizlenir. İnsan sussa bile kalpler dinlenir. Razı olunmuş ruh sehere kadar dinlenir. Ebediyet için bir yol biçilir. Niyet doğru ise zorlar geçilir. Kafir ile mümin buradan seçilir. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Niyet doğru ise zorlar geçilir. Kafir ile mümin buradan seçilir. Buradan seçilir. Çok güzel. Çünkü dünya denilen mezra imtihan yeri. Bunu herkes söylüyor. Bu imtihan yeri. İster siyasetçi olun, ister zengin olun, ister fakir olun, ister etrafınızda binlerce insan olsun, isterseniz tek başınız olun, isterseniz Amerika'da, isterseniz Japonya'da olun, isterseniz kutuplarda olun. Bu dünya imtihan dünyası. Evet. Ve burada ektiğimiz her şeyin karşılığını biz Rahman'ın katında vereceğiz. Cennetin toprağı kurak. Küçük hesapları bırak. Dön de atalarına bir bak. Hepsi oldu birer toprak. Cennetin ağacını buradan dikiyorsun. Verdiği meyveyi amelle biliyorsun. Ne kadar çalışırsan o kadar yiyorsun. Hesap çok çetin. Bunu iyi biliyorsun. Burada boş yatarsan hasadın olmaz. Elinde sandığın şey hep sana kalmaz. Yani biz eğer bir mümin olarak, iman etmiş bir insan olarak, yarın ruhu mahşerde, Rabbin huzurunda, ki biz bu ifadeyi Akit Televizyonu'nun iman etmiş insanlarına ifade ediyoruz. Eğer iman etmemiş bir insana ifade etmemiz gerekseydi, onun da ifadesi başkaydı. Ama burada iman etmiş insana söylüyoruz. Benim bir yazım var, iman ettik mi diye. İman etmek, inanmak sadece söylemekle olmuyor. Onun fiilen de karşılığını burada yerine getirmek hayata gerekiyor. Dönüştürmek gerekiyor. Dönüştürürsek o zaman cennetin ağaçlarını buradan dikiyoruz. Daha da önemlisi, cennet ve cehennemden daha da önemli başka bir şey var. Rabbin rızası. İlahi ente maksudi ve rızake matlubi. Yani Rabbim, rahmetini dilerim. Maksadım sensin, rızanı dilerim. Şimdi netice itibariyle biz bu dünya denen mezraya imtihan için gelmişsek, burada bizim şikayet etme hakkımız yok. Biz imtihandayız. Yeri gelecek zamanla imtihan edeceğiz. Yeri gelecek parayla imtihan edeceğiz. Yeri gelecek zirveyi göreceğiz, yere düşeceğiz. Yeri geleceğiz zirveden, yerden kalkıp zirveye ulaşacağız. Her halükarda. Ki ben mesela geçenlerde... Bir sınavı geçmeye çalışacağız. Kesinlikle. Hocam. Geçenlerde bir arkadaşla kıyametle alakalı konuşuyorlar. Ben pek böyle hani bu tür ortamlara konuşmayı pek sevmem, girmem ama... Kıyametin alametlerinden falan konuşurken dedim ki arkadaşlar önce kıyametin alametlerine, bizim kıyametimizin alametine bakalım. Biz sabahleyin yatağımızdan kalktığımızda bir gün başladı. Akşam yattığımızda bir gün bitti. Bizim için bir ömürdür. Sabah yataktan kalktığımızda bugün Allah ve rızasına uygun hangi hal, hareket, tavır, davranışlarda bulunduk? Farzlar, namazını kıldın mı? Sünnetler, hangilerini yerine getirdin? Yanlışlar, hangi yanlışları düzelttin? Doğrular, hangi doğruları çoğalttın? Dünle bugün arasında ne farkı var? Eğer bunları yerine getirip, bunları düşünüp bir sonraki güne sağlam girebiliyorsan o zaman kazançlısın. Ve bir gün ne kadar yaşında olursan ol, istersen 1000 yaşına, istersen 100 yaşına kadar, bu hayatın bir sonu var. Bu son geldiğinde ben hayatı maç gibi değerlendiriyorum. Maçı nasıl oynarsan oyna. Ama sonda eğer gol yersen mağlupsun, gol atarsan galipsin. Ama maçın sonunu bilmiyorsun. Yani hayatın maçı, hayat maçının sonu belli değil. 90. dakikanın ne zaman geleceği belli değil. Belki programdan çıkabileceğiz, belki programdan çıkamayacağız. Mesela hocam şimdi çok güzel bir haber aldım. Öyle mi? İzleyen kardeşlerimizle de paylaşmak isterim. Hem tarihe de geçmiş olur. Çocuğumun olduğunu öğrendim. Öyle mi? An itibariyle. Oğlumun doğduğunu öğrendim. Dua bekliyorum efendim hepinizden.
Rabbim inşallah analı babalı ve İslamlı büyütsün. Bu millete, bu vatana, bu dine en güzel şekilde hizmet eden bir evlat olsun. Bu arada bütün kardeşlerimizle ve sizle ve izleyenlerimizle bu güzel haberi paylaşmış olayım. Öyle mi? Tebrik ediyoruz. Çocuğumun doğduğunu öğrendim. Herhalde o da doğum anını babasının ekran başında öğrendiğini, işte mikrofonun önünde öğrendiğini ilerleyen yıllarda inşallah izler diyelim. Birlikteliğimizin de hocam, bu arada sonuna doğru geldik, vakit hızlı ilerliyor. Son 4 dakikamız, 5 dakikamız, toparlamamız gerekirse şiirdeki şuur arayışını izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Aslında ben söyleyecek çok sözüm var da, benim sizin oğlunuza da bir hediyem olsun. Oğlum benim diye akrostiş bir şiirim vardı. İsterseniz onu paylaşarak kapatalım programı. Ama şunu söyleyelim. Şiir, yazmak, bunlar çok önemli şeyler değil. Önemli olan yaşamak. Hataları, yanlışları, eksikleri bir tarafa koyabilmek. Rabbim hayırlı mübarek etsin. Amin. Bu arada arkadaşlar da sesleniyorlar içeriden. Teknik ekip olarak, kanal olarak tebrik ediyorlarmış. Çok teşekkür ediyorum teknik ekibimize. Ben de bu güzel haberi böyle önemli ve güzel bir kanalda, amacı olan, Allah'a hizmet amacı olan, peygambere hizmet amacı olan bir kanalda öğrendiğim için ayrıca mutluyum. Bu da bir şeyin belirtisi diyorum. Yani hocam, evet. Çocuğun ismini Akit mi koysak? Ne yapsak? Rabbim hayırlı mübarek etsin. Yani gerçekten amin. Çok teşekkür ediyorum Akit ailesine de. Bu güzel zamanda benimle birlikte oldukları için. Hocam o zaman şöyle yapalım. Arkadaşlarımız da mümkün diyorlarsa şiirle veda edelim. Olur peki, mu? Tamam. Bir asker annenin oğluna yazdığı bir mektup vardı. Eyvallah. Oradan kısa bir parçayla kapatalım. Tamam hocam, o zaman ben izleyicilerimize veda konuşmamı tamam. yapayım. Şiirle de veda edelim. Tamam. Kıymetli dostlarım, bu haftada birlikteliğimizin sonuna geldik maalesef ki. Rabbimiz fırsat ve de ruhsat verirse haftaya yine ekranlarımızda olmaya çalışacağız. O zaman edeyim sizleri emanetçilerin en hayırlısı, aziz ve de celil olan Rabbimize emanet ediyorum. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Oğlum benim, sevgine isim veremediğim, gözümden bile esirgediğim, laf ile değil, can ile sevdiğim, uzaklarda bile olsa kalbimde beslediğim, memleket için askere gönderdiğim. Bakıyorum her zaman yaşlı gözle resmine, eriyorum bir buz gibi anlatıyorum herkese. Ne zaman bitiyor sayıyorum tezkere, inliyorum, ağlıyorum, dinletemiyorum nefsime. Merak ettirme, haber yolla, buluşuruz kısmetse. Biliyorum bir gün bu hasret bitecek. Kapıyı açtığımda sen geleceksin. Ansızın karşında beni görünce bırakıp çantayı el öpeceksin. Sayılması zor aylara inat, geçmek bilmeyen yıllara inat, artık gitti gelmez diyenlere inat, geldim, buradayım diye haykıracaksın. Hayatımız yeniden beraber başlayacak. Geçmişle gelecek bizim olacak. Artık hasreti, hayatı öğrendin yavrum. Haydi iş bul, evlen, gün senin oğlum. Rabbim hayırlı mübarek etsin tekrar.